Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Mersin'den sesleniyoruz. Yanımızda pet otel olarak faaliyetlerini sürdüren Peri Hanım ve Mehtap Hanım var. Şimdi hep birlikte iki kadın girişimcimizden tüm değerli bilgilerini alacağız. Öncelikle Peri Hanım, sizlerden başlayalım. Programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Mehtap Hanım, sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Peki öncelikle Peri Hanım, bizlere ve izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Ben aslında ev hanımıyım. Arkadaşımın böyle bir projesi vardı. Onun büyük bir hayaliydi. Tek başına girmesini istemedim. Benden rica etti. Ben de tabii ki her zaman yanında olduğum için yıllardır arkadaşım. Ona destek vermek istedim. Şu an iyi bir durumdayız. İnşallah yolumuz açık olur. Eminim yolunuz çok açık çünkü hem burada çok güzel canlılarla çalışıyorsunuz aslında. En masum, en tatlıları da diyebiliriz. Mehtap Hanım, sizleri de tanımak isteriz. Ben de bir kedim vardı açıkçası. Bir sene önce evde yalnız kalınca böyle bir proje hazırladım. Ama çok zor ve çok kutsal bir iş olduğu için doğru insanı seçmek gerekiyordu. Sağ olsun Peri Hanım destek verdi. Öyle de başladık. İki yakın arkadaş, önce yol arkadaşı olmuşsunuz, daha sonrasında iş arkadaşı olmuşsunuz. Başarılarınızın devamını diliyorum. Eminim ki evinizde, ailenizde ne varsa buradaki bu hayvanlara yansıtıyorsunuzdur ama tam olarak burada vermiş olduğumuz faaliyetlerimiz, hizmetlerimiz nelerdir Mehtap Hanım? İlk önce evde yalnız kalmamaları için bir konaklama, kreş, günlük insanlar çalışırken yine evde kalmamaları için. Onun dışında duşları olur, tırnak kesimi olur. İşte mamalarını kendilerinin getirmesini rica ediyoruz. Yoksa buradan ekstradan da kendimiz onu karşılıyoruz açıkçası. Ya tek çabamız 24 saat gözetim altında olmaları, evde yalnız kalmamaları. İşimizi de bu severek yapıyoruz açıkçası. Ama kolay bir iş asla değil. Kesinlikle değil. Buradaki hayvan dostlarımıza aslında bir nevi çocuk muamelesi yaparak da onları nasıl bir çocuk hayata yetişiyorsa aynı şekilde yetiştiriyorsunuz. Peki burada onlar için, evcil hayvanlarımız için hazırladığımız ortamlar nelerdir Peri Hanım? Tamamen bir ev ortamındalar. Hani çok rahatlar. Biraz sonra da çekeceğiniz gibi serbestler, yani çitlerin içindeler. Onları pek kafese kapatmak istemeyiz. Ev ortamında nasıl yaşıyorlarsa o şekilde yaşamalarını sağlıyoruz. Çok rahatlar. Her gelen evcil hayvanımız bizim çocuğumuz gibi yani. Burada aynı zamanda pet otel olarak da, evet günlük bir kreşiniz var ama pet otel olarak da faaliyet gösteriyorsunuz. Bir evcil hayvanımız burada ortalama ne kadar süre kalabiliyor? Bunun bir sınırı var mıdır? Veyahut da bakımlara herhangi bir hastalık durumunda nasıl bir şeyle karşılaşıyorsunuz? Şöyle sınırsız, 20, yani aylarca da kalabilirler. Zaten doktorumuz var. Herhangi bir olumsuz durumda. İşte ailelerine haber verilir ve kliniklere hemen gider. Aracımız da var, ambulans şeklinde. Güzel yani, biz işimizi severek yapıyoruz. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Bir çocuktan ya da bir ailenden daha duygusal çünkü dilleri yok, anlatamıyorlar. Ama yine de güzel olan taraf yüz mimiklerinden, hareketlerinden, yaşadıkları ortamın güzel ya da kötü olduğunu yüz mimiklerinden ve gözlerinden anlatabiliyorlar. Bu benim için daha avantajlı, daha güzel. Çünkü en azından 24 saat beraber geçiriyoruz. Benim onlara vermiş olduğum emeği görmüş olur sahipleri. Severek yaptığımız bir iş, güzel bir iş. Dilerim çoğalır. Mersin'de ilkiz bu arada. Başka yok yani. İlkinde güzel tarafları var tabii. Zorlukları da var tabii. Peki hanımlar, sizleri diğer firmalardan ayıran farkınız nedir? Neden tercih edilmelisiniz? İlk önce biz Mersin'de klinikler çok, onlar da konaklama veriyor ama biz sadece otel ve kreşiz. Ayrıca biz burada Mersin'de hani ilk olmasından ziyade hayvanların iğne yok, aşı yok, ne bileyim işte ilaç yok. O yüzden de farkı buradan çıkartabiliriz. Onun dışında da zaten çok güzel zaman geçiriyoruz, çok eğleniyoruz. Diğer yani sadece işimiz bu olduğu için bence de bu da bambaşka bir fark yani. Ben de bir hayvansever olarak geldiğimden beri gerçekten buradaki güzel dostlarımızı sevmeden duramıyorum. Hepsi çok mutlu ve halinden memnun görünüyor açıkçası. Birazcık yaramaz olabilirler ama o da oyunu açlığından dolayı diyoruz. Peki izleyicilerimize aktarmak istediğiniz bir mesajınız var mıdır Peri Hanım?
Kesinlikle tereddüt etmeden bekliyoruz. Her zaman kapımız açık, gelebilirler. Gelip yerimizi görebilirler. Önce bir tanımalar istiyoruz zaten evcil hayvanlarını bırakmadan. Bazen telefondan bilgi istiyorlar. Kesinlikle gelip önce yeri görmeniz gerekiyor diyoruz. Bir güven sağlamamız gerekiyor çünkü. Sağ olsunlar reddetmiyorlar. Önce bir yeri görüp birkaç gün sonra bırakıyorlar. Bu bizim için daha iyi bir avantaj. Yani şu ana kadar gidip şikayet edeni görmedik çok şükür. Hatta şöyle anlatayım, şu koltuğa yığılıp kalkmak istemeyen köpeğimiz bile oldu sahibinin zorla götürdüğü. Bu çok güzel, bizim için bir avantaj yani, işimizi doğru yaptığımızı gösteriyor. Peki programımızı kapatmadan önce bir sosyal medya hesabınız var mıdır? İzleyicilerimiz sizlere nereden ulaşabilirler? Instagram sayfamız var. Google'dan da Mersin ve Adana Tarsus tarafından. Yani Pet Hotel yazınca hemen direkt çıkıyor zaten. Zaten konum bilginiz, irtibat numaralarınız mevcuttur. Peki hanımlar, ev hanımlığını bırakıp böyle bir girişimde bulunduğunuz için cesaretinizden dolayı öncelikle sizleri tebrik etmek istiyorum. Umarım daha büyük alanlarda, daha çok yerlerde sizlerle tekrardan karşılaşırız diyoruz. Verdiğiniz bilgiler için, ayrıca sevginiz için tekrardan teşekkürler. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın.